iOS ve iPadOS 14.5 Beta 3 kullanılabilir durumda ve biz bu videoda mümkün olduğu kadar özet bir şekilde bu güncellemeye göz atıyoruz. Herkese yeniden selamlar. Kanalda yeni olanlar için ben Özgür. Bu video altında ulaşabilecek bu sürüm bana niye gelmedi kısmına hemen videonun başında yanıt vereyim isterseniz. Bu sürüm henüz tüm kullanıcılara açık olarak yayınlanan bir sürüm değil. Test aşamasında olan ve bu test programına kayıt olanların önceden erişebildiği bir sürüm bilginiz olsun. 2 haftalık periyotlara yayılan beta seanslarında 14.5 için 3. betadayız. 12 Pro Max için 500 MB civarı bir güncelleme boyutuna sahip ve aynı zamanda bir modem güncellemesi söz konusu. Daha önceki sürümde 1.60.01-2 olan modem yazılımımız şu anda yeni sürümle birlikte 1.62.02'ye güncellendi. Bunu da tekrarlamış olayım. Bu tarz güncellemeler telefonunuzda şayet kablosuz ağlarda ya da şebekelerde bir sorun varsa onları düzeltmeye yönelik yayınlanan güncellemeler. Yine bir detaya dikkat çekeyim. Buradaki modem güncellemesi ile alakalı sizin telefonlarınızda bu güncelleme yayınlandığında muhtemelen farklı yazılım numaraları olacaktır. Buradaki yazılım sürümü iPhone 12 serisine ait bir yazılım sürümü bilginiz olsun. Videonun hemen başında isterseniz Geekbench 5 test skorlarına da bir bakalım. Bu arada en son testi normalde en üste atıyordu ama bir sorun var sanıyorum burada. En alttaki test, son testimiz. Tek çekirdekli işlemlerde test skoru 1606. Çok çekirdekli işlemlerde ise 4290 olarak listeleniyor. Bundan önceki test skorları da 1594'e 4258 seviyelerindeydi. Aşağı yukarı aynı birkaç puanlık bir artış var. Bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor. Çok büyük bir değişiklik yok. Hesaplama testlerine baktığımızda ise 9383 gibi bir skor elde ediyoruz. Karşılaştırma açısından bundan önceki testlerde 9309'u görmüşüz. 9221'i görmüşüz. Hatta 8918 seviyelerini de görmüşüz. Şu anda 9383 seviyelerinde devam ediyoruz. Bilginiz olsun. Yazılımın sürü numarasına baktığımızda ilginç bir durum var bu arada. Normalde alfabenin başına doğru ilerleyen harfler bir önceki beta'ya göre bu kez kendini geriye atmış. Örnek olarak 14.5 beta 2'de sondaki harf F iken bu yeni sürümde biz geriye doğru gitmesini bekliyorduk. Yani alfabenin başına doğru gitmesini bekliyorduk. Ancak şu andaki sürümün harfi H olarak görünüyor. Dolayısıyla burada bir gariplik var ama tabi bu çok da bir şey ifade etmiyor. Bir sonraki sürümde birden B'ye ya da C'ye gerileme şansı var. Belki de Golden Master olarak adlandırılan, eskiden Golden Master olarak adlandırılıyordu. Şu anda Release Candidate yani RC RC olarak adlandırılan sürüme bile geçme ihtimalimiz var. O yüzden ben de merakla bekliyorum. Bu sürümde artık dolaylı yollarla uğraşmadan ulaşabileceğimiz bir menü var. O da daha önce size bahsettiğim nesneler sekmesi. Burada uygulamayı ilk kez açtığınızda bu güncelleme sonrası karşınıza böyle bir ekran çıkacak ve burada bu konuyla alakalı size bilgi verilecek. Olay şundan ibaret. Bu uygulamasını açalım. Nesneler sekmesi var burada gördüğünüz gibi alt tarafta ve bu nesneler sekmesi altında Destekleyen cihazlar şu anda sanıyorum 3. parti firmalar bununla alakalı çalışmalar yapacaklar. Destekleyen cihazları saatinizi buradan bulabildiğiniz gibi ya da diğer iOS cihazlarınızı buradan bulabildiğiniz gibi 3. parti yazılımların da sunduğu imkanları burada kullanabileceksiniz. Tabi bu nesneler ne olabilir diye bir araştırma yaptığımda makeuseof.com sitesinde bir bilgiye ulaştım. Görünen o ki Belkin'e ait Soundform True Wireless kulaklıklar bu özelliği destekleyecekler. Apple dışında bir cihazın bu bul sekmesine dahil olmasıyla alakalı belki de ilk cihazlardan bir tanesi olacak. Muadilleri piyasada olsa da iPhone ile entegre çalışabilen, çanta ya da bisiklete monte edilebilen pratik ürünlerin yakında 3. parti firmalar tarafından sunulacağını da tahmin ediyorum. 3. parti nesnelerden bahsetmişken bana test için ürün gönderen Cortex'e ait bu kablosuz şarj cihazıyla hem telefonunuzu hem de saatinizi aynı anda şarj edebiliyorsunuz. Şöyle ki normalde bunun Apple Watch'la uyumlu olan modelinin gelmesi lazımdı ama bana yanlışlıkla Samsung'la uyumlu olan modelini göndermişler ama problem değil. Aynı ürünleri var. Bu şekilde 10 Watt'a kadar kablosuz ve hızlı bir şekilde cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Bu setin şöyle de bir avantajı var. Hem şarj adaptörü hem de USB Type-C kablosu dahili olarak geliyor. Dolayısıyla ekstra bir masrafa girmenize gerek kalmıyor. Çünkü bazı pedler bu şekilde satılan pedler Genelde sadece cihaz olarak size geliyor ve kablosunu şarj adaptörünü ekstra almanız gerekiyor. Ben linkini açıklama kısmına koyuyorum. Bana verdikleri link maalesef Amazon Almanya linki ama elçiye zeval olmaz diyelim. Avrupa'da olanlar varsa değerlendirebilir. Olmayanlar için bu ürünleri zaten size hediye etme amacıyla kabul ettiğimi biliyorsunuz. Yoksa bunlarla hiç benim işim olmaz. Dolayısıyla buraya gelen ürünlerin hepsini toparlayıp inşallah yakında yapacağım ziyarette İstanbul'da olduğumda sizlere hediye etmeyi planlıyorum. Siri ile ilgili sorun yaşayan arkadaşlarımız var. Bana sosyal medya ve video yorumlarından ulaşarak belirttiler. Çok garip ve anlamsız cevaplar alabiliyorlar. Hatta Siri'nin söylediği şeyler bir kelime bile olmayabiliyor. Bu konuda bir soruna rastlamadım açıkçası. İsminin içinde Ç, Yumuşak G, Ş olan isimleri aramak istediğimde sorunsuz bir şekilde arama yapabiliyorum. Ümit Akçakoca'yı ara. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Geçen videoda da bahsettiğim Ümit Akçakocayı aramama problemi mevcut değil. WhatsApp'tan gelen sesli mesajları dinleyememe sorunu vardı. Belki birçoğunuz fark etmiştir. Bu sorun beta'dan mı kaynaklı yoksa uygulamanın kendi sorunu mu emin değilim açıkçası. Aynı kişiden gelen bazı mesajlar dinlenebilirken bazıları dinlenemiyor. Örnek olarak şu üstteki mesaja tıkladığımda herhangi bir sonuç alamıyorum. Aynı kişiden daha sonra gelen başka bir mesaja tıkladığımda ise dinleyebiliyorum gördüğünüz gibi. Yeni gelen sesli mesajlar olursa gerek yorumlarda gerekse sosyal medya hesaplarımdan aktarmaya çalışırım. Bu arada beni Twitter ve Instagram üzerinden takip etmek isterseniz adresleri şurada. Bu arada bu sosyal medya hesaplarının yanına sanırım artık Clubhouse'u da ekleyebiliriz. Beni orada da aynı isimle bulup takip ederseniz sohbet ettiğim odalarda birebir iletişime geçme şansımız da olacak. Apple Müzik uygulaması içindeki birkaç arayüz değişikliği ve Apple Card ile ilgili olan ve bizi ilgilendirmediğini düşündüğüm bu güncellemeler dışında gözle görülür bir şey yok açıkçası. 27 Mart için İstanbul'a biletimi aldım bu arada. Çok büyük bir değişiklik ve aksilik olmazsa belki vakti olan arkadaşlarla maskeli ve mesafeli küçük bir merhaba için görüşebiliriz. Detayları yolculuk öncesi paylaşırım. Sağlıkla kalın, görüşmek üzere.